Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, 2018 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Evet sevgili yengeçler, 2018 yılında bizi neler bekliyor? Hangi gezegenlerin desteği bizimle olacak ve hangi gezegenlere daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi bunlara kısaca bir göz atalım. Evet sevgili yengeçler, sizin için en önemli gezegen hareketlerinden birisi bu yıl Satürn Oğlak Burcu'nda olacak. Yani tam zıt burcunuzda, ilişki evinizde olacak. Aslında orada uzun süredir 2008'den bu yana Plüto'da hareket ediyor. Ve gerçekten belki de bu dönemde, bu süreçte yaklaşık 9 yıllık bu süreçte Plüto'nun o ilişkiler, işbirlikleri, sözleşmeli ilişkiler alanında biraz daha ciddi, dönüştürücü enerjileriyle baş etmek zorunda kalıyorsunuz. Zaman zaman gerek sağlığınız, gerek kişisel dinamikleriniz, karakteriniz, hayattan beklentileriniz, tüm bunlarda Plüto çok ciddi dönüşümler yapmış olabilir. Satürn daha orta vadeli ama yine kolektif alanda da güçlü etkileri olan bir gezegen olarak Oğlak Burcu'nda olacak. 2017 yılında ve 2020 sonlarına kadar da bu devam edecek bir etki. Satürn Oğlak Burcu'nda çok güçlüdür çünkü kendi burcudur. Dolayısıyla etkilerini aslında çok daha yapıcı ve verimli bir şekilde ortaya çıkarabilir. 7. evinizdeki bir Satürn sizden ilişkilerinizde daha ciddi ve sorumlu olmanızı bekleyecek yıl boyunca. Bu demek değil ki ilişki kuramayacaksınız. Aksine Satürn daha ciddi, daha uzun vadeli, önemli ilişkileri destekleyen bir gezegendir. Dolayısıyla çok güçlü ilişkiler kurmanız, evlilikler yapmanız, iş ortaklıkları kurmanız için de sizi destekleyebilir. O inşa etmeyi sever, yeni temeller atmayı sever. Ama o inşaatın sağlam olması için de temellerin sağlam olmasını talep eder sizden. Dolayısıyla temeli sağlam olmayan, zayıf olan, güvenemeyeceğiniz ilişkilerinde artık Satürn tarafından yıkılmasını bekleyebilirsiniz. Ama size güven verecek, sizin için gerekli olan sağlam ilişkileri de güçlendirecektir. Temelleri sağlamlaştıracaktır ve üzerine daha fazla kat çıkmanızı ve o inşaatı güçlendirmenizi sağlayacaktır diyebiliriz. Evet, şans gezegeniniz Jüpiter Akrep Burcu'nda. 8 Kasım'a kadar Akrep Burcu'nda, 8 Kasım'dan sonra da Yay Burcu'nda olacak. Akrep Burcu'ndaki bir Jüpiter sizin için gerçekten muhteşem bir pozisyonda olacak. 5. evinizde bu yıl size aşk vaat ediyor gerçekten. Romantizmle ilgili dönem dönem doruk noktalarına ulaşabilirsiniz. Venüs de bu yıl özellikle sonbahar aylarında Akrep Burcu'nda olacak. Bir yandan da Balık Burcu'nda Neptün var. Yıl boyunca yine Balık Burcu'nda Jüpiter'le de güzel anlaşacak. Dolayısıyla bu yıl gerçekten aşktan yana çok mutlu olacağınız, romantizmin doruklarına ulaşacağınız, hayalinizdeki aşka kavuşabileceğiniz bir yıl. Satürn de desteğine belki bu aşk ciddi bir evliliğe de dönüşebilir. Çünkü Satürn'le Jüpiter de yıl boyunca güzel ilişki içerisinde olacak. Plüton'la Jüpiter de iyi anlaşacak. Bu aşk ilişkilerinin, duygusal ilişkilerin evlilik boyutuna taşınabileceğini de gösteriyor yıl boyunca. Çocuk sahibi olmak için de iyi bir dönem. Çünkü 5. eviniz çocuk evidir aynı zamanda. Jüpiter buradan geçerken çocuk sahibi olmak da söz konusu olabilir sevgili yengeçler. Evet, ay düğümlerimiz yıl boyunca Aslan Kova aksında, yılın sonlarına kadar. 7 Kasım'dan sonra ise Yengeç Oğlak aksına ilerleyecek. Tutulmalarımız yine çoğunlukla Aslan Kova aksında olacak. Bu yıl 3 güneş tutulmamız, 2 ay tutulmamız var. 31 Ocak'ta 11 derece Aslan Burcu'nda bir ay tutulması, 15 Şubat'ta 27 derece Kova Burcu'nda bir güneş tutulması var. Aynı döngüyü yaz aylarında da yaşayacağız. 27 Temmuz'da Kova Burcu'nda yine bir ay tutulması, 11 Ağustos'ta da 18 derece Aslan Burcu'nda güneş tutulması meydana gelecek. Bunlara ilaveten 13 Temmuz'da da 20 derece Yengeç Burcu'nda bir 3. güneş tutulmamız var. Evet, tutulmalar genel hatlarıyla 2. ve 8. evlerinizde olacak. 2017'de geçtiğimiz yılda bu ev alanlarında tutulmalar oldu. Ay düğümleri hareketi vardı. Özellikle kazançlarınız, paranız, kişisel gelirleriniz, mal varlıklarınız, bunlarla ilgili dönüşümlerin olduğu bir dönem. Yani bazılarınız
yeni iş ve kazanç kapıları bulurken bazılarınız paranızı değerlendirmek için bazı yatırımlar yaptı bu yıl içerisinde. Evet, zaman zaman parasal kaynaklarınızla ilgili zorlandınız, zaman zaman sevindiniz. Genellikle bu hareketler, bu kadersel etkiler şu dönemde para evlerinizi etkileyecek. 13 Temmuz'daki 20 derece yengeç güneş tutulması ise özellikle Temmuz'un başında doğan yengeç burçları için önemli bir tutulma. Kasım'dan sonra düğümlerin de yengeç oğlak aksına geçmesi aslında sizin de yaşamınızda kadersel olarak, kişilik olarak da önemli bir döngünün başlayacağını işaret ediyor. Bunun ilk işaretleri belki de Temmuz ortalarından itibaren gelmeye başlayacak diyebiliriz. Evet, bu tutulma döngüsüyle bir yandan Jüpiter'in desteği, bir yandan Satürn'ün etkisiyle rahatlıkla ciddi ilişkiler kurmaya, ilişkilerinizle ilgili önemli kararlar almaya hazır olabilirsiniz ya da çevresel koşullarda bu anlamda sizi etkileyecek değişimlerle karşılaşabilirsiniz. Evet, bu yılın en önemli gezegen hareketlerinden birisi Uranüs'ün burç değiştirecek olması. Uzun süredir Koç burcunda, kariyer evinizdeydi. 2010'dan bu yana 7 yıl 10. evinizdeki bir Uranüs zaman zaman gerçekten sizi şaşırttı ve özellikle kariyerle ilgili değişimler konusunda sizi zorladı. 15 Mayıs'tan itibaren Boğa burcuna geçecek. 15 Mayıs'a kadar yine Uranüs Koç burcunun son derecelerinde, özellikle doğum gününüz 20 Temmuz ve onun yakınlarındaysa Uranüs'ten etki almaya devam edeceksiniz. Daha önce doğan yengeç burçları artık çok fazla etki almıyorlar. 15 Mayıs'tan itibaren Boğa burcuna geçen Uranüs bu yıl Boğa burcunun ilk derecelerinde hareket edecek ve kısa bir süreliğine retrosu olduğu için Ekim ve Kasım döneminde tekrar bir Koç burcunun son derecelerine dönüş yapacak. Evet, Boğa burcuna geçen Uranüs burada 2025 yılına kadar kalacak. İlk etkilerini bu yıl hafif bir şekilde hissedebilirsiniz veya bazı ön etkileri, işaretleri verebilir. Ama 2025 yılına kadar daha orta vadeli, uzun vadeli bir etki bu. 11. evinizde olacak. Uranüs'ün olduğu yerde değişim vardır, reformlar vardır, özgürleşme vardır, yenilik vardır. Belki de siz de bu süreçte biraz daha böyle arkadaş ilişkilerinizden özgürleştiğiniz, sizi bağlayan gruplardan, ekip çalışmalarından biraz ayrıldığınızı ya da daha farklı orijinal arkadaşlıklar, gruplar içerisinde yer aldığınızı hissedebilirsiniz. Bu yeni projeler demek, özellikle teknolojik konularda, bilimsel konularda biraz daha farklı projeler içerisinde olabilirsiniz. Yeni açılımlar olabilir hayatınızda. İlginç kişilerle daha fazla tanışabilirsiniz bu süreçte sevgili yengeçler. Evet, bu yıl ağır gezegenlerimizin retroları dönem dönem olacak ama kişisel gezegenlerin retroları bizi daha fazla etkiliyor. Özellikle özel hayatlarımızda ve ilişki dinamiklerimizde. Bu yıl Venüs ve Mars retrolarını da yaşayacağız. 5 Ekim 16 Kasım aralığında bir Venüs retromuz var. Öncelikle bu dönemde evliliği tavsiye etmiyoruz. Yani evlilik gibi, nişan gibi böyle ilişkilerle ilgili radikal bazı adımlar atmak için, imza atmak için Venüs retrolarına dikkat edelim. 5 Ekim ile 16 Kasım arasında bu kavramlarda biraz daha sorgulama içerisinde olabiliriz ya da daha içe dönebiliriz. İçselleştirmeler olabilir. Eski konular gündeme gelebilir. Aşk hayatınız biraz bu dönemde kafanızı karıştırabilir. O nedenle daha istikrarlı hareket etmekte, temkinli hareket etmekte fayda var. 26 Haziran 27 Ağustos arasında da Mars retrosu yaşayacağız. Kova ve Oğlak aksında. Bu dönemde de hem parasal konulara hem de iş ilişkileri gibi, ilişkiler gibi konulara biraz daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Özellikle Temmuz'un sonlarında, Ağustos'un başında hem tutulma döngüleri devrede olacak, hem Mars retrosu hem de Mars'ın Uranüs'le yapacağı gerilimli açılımlar genel anlamda kolektif alanda, toplumsal konularda da biraz daha hani kontrolü zor, daha riskli enerjileri ortaya çıkarmakla beraber sizin için de belki finansal konularda dikkatli olunmasını gerektiriyor. Risk almak, borçlanmak, ilişkilerle ilgili, özellikle finansal ilişkilerle ilgili önemli adımlar atmak bu dönemde çok tavsiye edilmeyebilir. Biraz daha şartları kontrol etmek ya da geçmişle bağlantılı konulara odaklanmak, karşımıza çıkan bir sorun varsa onu çözmeye çalışmak
Bu süreçte daha doğru görünüyor sevgili yengeçler. Evet, yılın geneline baktığımızda aşk hayatınız, romantizm, ilişkiler, ciddi ilişkilerde sorumluluk almaya daha yatkınsınız bu yıl. Zaten sıradan ilişkiler Satürn tarafından biraz elenecek gibi görünüyor. Sosyal hayatınızda yeni yeni kıpırtılar olabilir, değişimler olabilir. Aşk hayatında yaratıcılık gerektiren her türlü konuda, sanatsal faaliyetlerde, seyahat, tatil, geziler, bunlarda şanslı bir dönemdesiniz. Manevi yönünüz de çok güçleniyor ve yıl sonlarından itibaren hayata bakışınız, karakterinizde de önemli bazı dönüşümler, değişimler olabilir. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız da bu yıl gerçekten önemli ve iyi değerlendirebileceğiniz bir yıl sevgili yengeçler. Yıl boyunca yine günlük, haftalık, aylık videolarla size yol göstermeye devam edeceğiz. Mutlu ve başarılı bir yıl dilerim. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.